ateşi ve ihaneti gördük. Ve yanan gözlerimizle durduk bu dünyanın üzerinde. İstanbul 918 teşhirlerinde, İzmir 919'un Mayıs'ında ve Manisa, Menemen, Aydın, Akhisar. Mayıs ortalarından Haziran ortalarına kadar, yani tütün kırma mevsimi, yani arpalar biçilip buğdaya başlanırken yuvarlandılar. Adana, Antep, Urfa, Maraş düşmüş, dövüşüyordu. Ateşi ve ihaneti gördük ve kanlı bankerler pazarında memleketi Alman'a satanlar, yan gelip ölülerin üzerinde yatanlar düştüler can kaygısına ve kurtarmak için başlarında halkın gazabından karanlığa karışarak basıp gittiler. Yaralıydı, yorgundu, fakirdi millet. En azılı düvellerle dövüşüyordu fakat dövüşüyordu. Köle olmamak için iki kat, iki kat soyulmamak için. Ateşi ve ihaneti gördük. Dayandık. Dayandık her yanda. Dayandık İzmir'de, Aydın'da, Adana'da dayandık. Dayandık Urfa'da, Maraş'ta, Antep'te. Mevsim yazdır. 919'dur. Ve teşhinlerde geçen yılın dört düvele teslim ettiler bizi. Gözü kanlı dört düvele. Anasından doğma çırılçıplak. Fransız, İngiliz, İtalyan, Amerikan ve bir de Yunan ve bir de zavallı Afrika zencileri. Yer bitirir bizi bir yandan. Bir yandan da Vahdettin Sultan ve damadı Ferit ve İngiliz muhifleri ve Vandacılar. 919 Temmuz'un 23. günü pek mütevazı bir mektep salonunda inik adetti Erzurum Kongresi. Erzurum'da 14 gün sürdü kongre. Orada mazlum milletlerden bahsedildi. Bütün mazlum milletlerden ve onların emperyalizme karşı dövüşlerinden. Bütün aksamı vatan bir küldür denildi, kabul olunmaz denildi, manda ve himaye. Buna rağmen İstanbul'a birçok hanımlar, beyler, paşalar Türk halkından kesmişler bu umudu. Yağdırıldı telgraflar Erzurum'a, Amerikan mandasına girelim. 4 Eylül 1919'da toplandı Sivas Kongresi ve 8 Eylül'de. Kongrede bu sefer yine ortaya çıktı Amerikan mandası. Ak koyunla kara koyunun geçitte belli olduğu günlerdi o günler. Ve böylece bin dereden su getirdi İstanbul'dan gelen zevat. Sivas, mandayı kabul etmedi fakat. Hey gidi deli gönlüm, akıllı, mutlu, sabırlı deli gönlüm. Ya istiklal ya ölüm, dedi. Ateşi ve ihaneti gördük. Düşman ordusu yine başladı yürümeye. Akhisar, Karacabey, Bursa ve Bursa'nın doğusunda Aksu. Çarpışarak çekildik. 920'nin 29 Ağustos'u. Uşak düştü, yaralı ve dehşet kızgın. Fakat toprağından emin, Dumlupınar sırtlarındayız. Nazilli düştü. İn ölü meydanı yavrum. Rüzgar, soğuklar insanı arı gibi haşlıyor. Zemheriler bitti diyelim. Hamsin yavaşladı, yavaşlıyor. Muharebe 5 gün 5 gece sürdü. Kan gövdeyi götürdü. Ve nihayetinde düşmanlar karın üstünde top arabaları, sandıklar dolusu konyak, 6 kamyon bıraktılar. Sonra kaçarlarken yavrum köyleri, köprüleri yaktılar. Bu birinci inanı. Sonra ikincisi. Sonra 8 Nisan'dan 11 Nisan'a kadar Dumlupınar. Sonra Haziran, bir yaz gecesi. Dünyada yalnız pırıltı ve böceklerin sesi. Sakarya 3 yerinden sallarla geçiyoruz. Basarak aldık Adapazarı'nı. Ve dolaşıp Sapanca Gölü'nün sazlıklarını yanaştık İzmit'in doğusunda Çuha Fabrikası'na. Düşman kısmen gemilere binerek denizden ve kısmen Karamürsel üzerinden Bursa'ya çekilip boşalttı İzmit şehrini gece yarısı. Ayın altında kanlılar gidiyordu. Kanlılar gidiyordu Akşehir'den Afyon'a doğru. Yollar öyle bitip tükenmez, dağlar öyle uzakta. Sanki gidenler hiçbir zaman, hiçbir menzile erişmeyecekti. Kanlılar yekpare meşeden tekerlekleriyle gidiyordu. Ve onlar ayın altında dönen ilk tekerlekti. Ayın altında öküzler, başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi ufacık, kısacıktılar. Ve pırıltılar vardı hasta, kırk boynuzlarında. Ve ayakları altında akan toprak, toprak ve topraktı.
gece aydınlık ve sıcak ve kanlılar tahta yataklarında, koyu mavi humbaralar çırılçıplaktı ve kadınlar birbirlerinden gizleyerek bakıyorlardı. Ayın altında geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek öğülerinde. Ve kadınlar, bizim kadınlarımız, korkunç ve mübarek elleri, ince küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yârimiz ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki ve kara sabana koşulan ve ağıllarda ışıltısında yere saplı bıçakların, oynak ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar. Bizim kadınlarımız. Şimdi ayın altında kanıların ve hartuçların peşinde harman yerine kehribar başaklı sap çeker gibi aynı yürek ferahlığı. Aynı yorgun alışkanlık içindeydiler. Ve 15'lik şarapnelin çeliğinde ince boynu çocuklar uyuyordu. Ve ayın altında kanılar yürüyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru. 2,5 Kocatepe yanık ve ihtiyar bir bayırdır. Ne ağaç, ne kuş sesi, ne toprak kokusu vardır. Gündüz güneşin, gece yıldızların altında kayalardır. Kayalıklarda şayak kalpaklı nöbetçi, okşayarak gülümseyen bir yeri seyrediyordu Kocatepe'den. Dünyanın en yıldızlı karanlığını. Düşman 3 saatlik yerdedir. Ve Hıdırlık Tepesi olmasa, Afyon Karahisar şehrinin ışıkları gözükecek. Kuzeydoğu güzelim dağları ve dağlarda tek tek ateşler yanıyor. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam ne zaman ve nasıl geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu mazerinin yanında. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar 3 dediler. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi, durdu. Bıraksalar ince uzun bacaklarıyla yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı. Saat 5'e 5 var. Dağlar aydınlanıyor. Bir yerlerde bir şeyler yanıyor. Gün ağardı, ağaracak. Kokusu tütmeye başladı. Anadolu toprağı uyanıyor. Ve bu anda kalbi bir sahan gibi göklere salıp ve pırıltılar görüp ve çok uzak, çok uzak bir yerlere çağıran sesler duyarak bir müthiş ve mukaddes macerada ön safta, en ön sırada şahlanıp ölesi geliyordu insanın. Yüzbaşı sordu. Saat kaç? 5. Yarım saat sonra demek. Ve 5,5. Ve başladı topçu ateşiyle ve fecirle büyük taarruz. Sonra düşman müstakam cephelere düştü. Bunlar Karahisar güneyinde 50 ve doğusunda 20-30 kilometredeydiler. Sonra düşman ordusu Kuvayi Külliyesi'ni ihta ettik. Aslıhanlar civarında 30 Ağustos'a kadar sonra düşman Kuvayi Külliyesi imha ve esir olundu. Sonra 9 Eylül'de İzmir'e girdik ve Kayseri'li bir nefer yanan şehrin kızıltısı içinden gelip öfkeden, sevinçten, ümitten ağlaya ağlaya güneyden kuzeye, doğudan batıya Türk halkıyla beraber seyretti İzmir rıhtımından Akdeniz'i. Ve biz de burada bitirdik destanımızı. Biliyoruz ki layınca olmadı bu kitap. Türk halkı bağışlasın bizi. Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Ve kahreden yaratan ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Kemal'i gördün mü hiç? Gördüm. Gördüm, geldiydi. Bizim ben başımızdaki adı o işte, toplarda. Toplulara da gidiyordu. Ama yardım gördüm onu. Nasıl bir şeydi? Nasıl bir adam? Adam bilemem şimdi. Bilemem. Mustafa Kemal diye söylediler o zaman. Aman söylediler o zaman. Size bir şey söyledi mi? Konuştu mu? Konuştu. Çok konuştu ama ben beceremem şimdi. Neler söyledi? Aklında kalmadı mı hiç?
Çoluğum aklımda korkmayın, dedik onlardan korkmayın, korkmayın. Gözüm yüzüne bir ezin, dedim. O aklım açık.